İstanbul Beykoz Acarkent'teyiz ve yanımızda Acarkent uzmanı Nesrin Hanım. Her seferinde seni Acarkent'in en güzel evine getireceğim diyor ve her seferinde daha iyisini buluyor. Ve bugüne kadar geldiğim en güzel tadilatı ve dekorasyonu yapılmış bir Acarkent Revizyon B tipindeyiz. Hoş geldiniz. Yani Acarkent hani marka burası zaten. Bugün de Acarkent'teki ilk işe girebilecek gerçekten marka değeri çok yüksek. Pop modern. Çok havalı bir eve geldik. 1000 metrekare kullanım alanı var. Doğrudur. 6 yatak odası, 2 salon, birçok kullanım alanı, hatta kullanılmamış birçok alanı olan, arkamızda gördüğünüz muhteşem havuzuyla birlikte satılık olan bu ev bugün 12 milyon euro ve bu evi A'dan Z'ye gezeceğiz. Bence bu videoyu sonuna kadar izlemeniz lazım. Sadece bu evi satın almak için değil, aynı zamanda size birçok dekorasyon fikri de verecek bir evdeyiz. Buyurun hep birlikte gezelim. Nesrin Hanım, havuz çok güzel değil mi? Çok güzel ya. Yani ben taşlarına bayıldım. Böyle bir Ölüdeniz'in imza rengi biliyorsunuz, turkuaz. Evet, evet. Gece zaten ışıkları yandığında aynen bu düşündüğünüz çok, hayaliniz. Çok güzel bir taşmış. Havuzun bu arada klasik havuzlardan farklı olan bir arıtma sistemi var. Tuzlu suyla. Tuzlu su, evet. O tuz taşlarıyla arıtılıyor. Yapının altına 160 tane fori kazık uygulamışlar ve o fori kazığın üzerinde aslında havada da duran bir yüzme havuzu, yani teknik olarak. Teknik ve bu olarak da havada duruyor. Altında, evet. Ve böyle kullanışlı bir bahçemiz var. Güzel bir teras alanınız. Burada barbekü yaptığınızı ve 20-30 tane arkadaşınızı davet ettiğinizi, burada bir parti yaptığınızı düşünürseniz aslında kendi dünyanızı, evet, yaşadığınız bir sitenin içerisindeyiz. Yazı ve de kışı apayrı. Yani kışın da kar manzarası İsviçre Alpleri'nde gibisiniz. Evet. Hatta bu bile evin değerini arttırıyor. Gerçekten Acarkent kapalı bölge, kampüs gibi. Geldiğinizde gayet konforlu, keyifli, huzurla kendinize ait. Sınırlarınız belli, bahçe büyüklüğünüz belli. Çok keyifli bir yaşam sürüyorsunuz. Eve girelim mi? Girelim, evet. Acarkent yoksa anlatmakla bitmez. Evet, bu güzel villamızın mutfağından giriş yaptık. Evin en önemli noktası mutfak tabii. Kadınların en sevdiği yer. Ve bu evin müteahhiti de mutfağını eşi için çok büyük tasarlamış. 130 metrekare mutfak deyince bu sefer, yani bu son dönemde müteahhitlerin yaptığı dairelerde aslında 4+1 daire büyüklüğünde. Neredeyse daire büyüklüğünde bir mutfağa sahip, evet. Buradan galeri boşluğu var tekrar. Işıklandırma geliyor, evet. Cam, tavan sahip burada. Ve tepeden inen aspiratör. Ve buradaki bütün ankastre ürünlerimiz American Wolf marka. Bunlar da çok detay düşünülerek yapılmış. Bütün ankastreler, fırını, buzdolabı. Evet, mutfakla salonu birbirinden ayıran cam kapı. Kapandığında da birbiriyle olan bağlantısı çok rahat bir şekilde gözüküyor. Ve mutfaktan geçer geçmez burada bizi ana yemek masası karşılıyor. Zaten villamızın en önemli, en görkemli salonu burası. Evet. Lineer gaz şömine ve aynı beyaz mermerler. Güzel. Bütün taşlar aynı çizgide döşenmiş. Ev çok büyük olduğu için taşların büyüklüğü kayboluyor. Normal bir evde bu taşlardan belki 4 tane, 4 tane falan. Evet, bir salon döşenir aynen. Ve burada bir galeri boşluğumuz var. Bu arada 2 galeri boşluğumuz var. Genelde bir galeri olur ama 2 galeri boşluklu bir villa burası. Bu da büyük bir zenginlik katıyor. Yani pop modern dememiz de bu. Yani değişik bir tarzı var. 1 metrekarelik alanda büyük bir televizyon. Karşınızda yüzme havuzunuz, manzaranız. Yani eve girdiğim anda İstanbul'un o karmaşasını unuttum. Binanın etrafına tünel kalıp yapmış. O yüzden binaya hiçbir şey olmaz. Yıllarca, evet, olmaz. O çok önemli bir şey. Bu asansör bir alt kata da iniyor. Bu evde, evet, aslında öyle kullanılan bir alan yok ama altta kullanılmayan 350 metrekarelik ekstra bir alan var. Dünya yaratılabilir. Her şey olabilir. Yani spor salonu oraya inebilir. Her şey. Gizli bir ofis yaratabilirsiniz kendinize. Yani hobi evi. Gizli bir ofis. Aynen. Bu misafir banyosu ve duşu. Gayet geniş ve büyük bir banyo. Her yer çok geniş. Yatak odaları geniş. Şimdi yavaş yavaş üst kata çıkabiliriz. Hemen yukarı çıkalım ve devamını görelim. Değişik, şaşırmayın. Evet. Yani misafir salonu yok, unutun. Böyle girdiğimizde içeriye. Burada bir otopark alanımız var. Evet. Gelin isterseniz burada bir ciciyi de görün. Burada böyle kırmızı bir şey var. Evin bir otoparkı var. Bu katta genelde ben Acarkent'te gezdiğimde bir salon yapıyorlar ama bu ev sahibi tam donanımlı bir spor salonu yapmış. Evdeki objelerde benim en çok hoşuma giden şey, evde salon var mı? En büyük salon var. Mutfak var mı? En büyük mutfak, evet, var. Ve dikkatimi çeken bir şey de
Bu spor salonu çok güzel Beykoz konakları ve orman manzarası. Evet, camlarımız da büyük. Kesintisiz bir şekilde görüyorsunuz. Misafir suite'i var. Kendi konakladığınız kata çıkarmadan misafirinizi ona bir suite ayırmış oluyorsunuz. Alanda aşağı yukarı terasını evet. da sayarsanız belki de 100 metrekarelik bir daire gibi. Aynen, burada da çünkü büyük yapmış suite'i. Buradan iki oda çıkar normalde. Tek oda, büyük bir terası var. Gelen misafir... Gelen misafir buradan kaçabilir. Gider. Evet, oradan da bir giriş var nefes almak için. Terasımız da keyifli. Spor salonundan çıkabiliyorsunuz. Ana yatak odasından, misafir yatak odasından da geçebiliyorsunuz. Havuzun sesi, kuş evet. sesleri. Terasta da gayet güzel. Misafir geldiğinde dinlenebilir, kitabını evet. okur. Bayağı büyük bir teras. Evet. Yavaş yavaş üst katta ana yatak odasını görelim. Evet, üst katlara çıkalım. Yatak odalarına geldik. Burada bir çocuk odamız, solda bir çocuk odamız. Ama çocuk yok. Ama çocuk yok, evet. single. Burada bir tane ortak banyomuz. Evet, bu iki odanın kullandığı ortak bir banyo ortak var. Ortak bir banyo var, evet. Ve ana yatak odası. Tabii kendi kişi sayılarına göre evi tasarlamışlar. Burası büyük bir ebeveyn suite'i. O yüzden burası da böyle özel, kendiniz evine göre gayet soğut. Sizin dediğiniz gibi otel konsept. Buraya doğru devam ettiğimizde giyinme odalarına geçiyoruz ve çok güzel bir banyomuz burada bizi bekliyor, küvetli. Evet. Yine o güzel manzaranın önünde konumlanmış. Ana yatak odası büyüklüğünde bir banyo. Burası aşağı yukarı 4'e 5 gibi 20 metrekarelik evet. bir alan. Çift lavabo ve... Bu manzara da burada küvetinizde. Serbest, keyif yapıyorsunuz. Serbest duran bir küvet ve orman manzarası. Men's Cave. Evet. Erkek mağarası. Evet. Adı altındaki salona geçiyoruz. Son kata geldik. En özel kat diyelim. Özellikle erkekler için bayağı burası popüler bir kat. 140 metrekarelik bir kullanım alanı var. Acarkent'te Nesrin Hanım da bunu onayladı. Ev tavan sahibi. Yüksekliği olarak yani evet. en yüksek tavana sahip. Burada büyük bir terasımız. Oldukça geniş kullanım alanına sahip. Yani her türlü spor aktivitesi, dinlenme, şömine. Şu anki hali de evet. suite'ine de döndürülebilir ama... Kendileri bu şekilde düşünmüşler. İşte burada sinema odası. Evet, tamamen profesyonelce yapılmış. Yani bu duvardaki evet, seçilen kumaş, sesemici bir kumaş. Renkler, projeksiyon yansıyor. Gayet güzel. Kendilerini yaktım gözüksün diye. Odun şöminesinin üstünde kullanılan çok özel bir İtalyan mermer. Şimdi en tepeden de bir manzarayı kucaklayalım. Tertemiz bir hava. İnsan fresh. Manzaradan ayrılmak istemiyor. Ve bu oksijen, fresh, yani içi açılıyor. Evet, ev hakkında biraz da bir teknik bilgiden bahsetmek istiyorum. Bu tabii. revizyon B binalar depremden sonra inşa edilmiş. Tabii. Bu da tabii ki yönetmelik açısından da ayrı bir güvenlik sağlıyor. Tabii. En önemli özellik ikinci bölge olarak geçiyor burası. Bunun ikinci bölgenin tamamı depremden sonra inşa edildi. Zaten burası siz anlattın kolonlarını, evet. kirişlerini nasıl yaptığı. Yani bu da yetmemiş. Mal sahibi buradaki büyük dekorasyon değişikliğini, renovasyonu yaparken tüm kolonları tekrar çelikle kaplayıp içine bu evet. sefer C40 betonlarla tekrar güçlendirmişler. Yapmış. Havuzun inşası zaten başlı başına ayrı bir inşaat gibi. Deprem güvenliği seviyesi üst düzeyde. Bu da büyük gönül rahatlığı veriyor. Burada gördüğümüz ev aslında 1000 metrekare kullanım alanı olan, yaşamayı seven bir çift için de evin o 1000 metrekaresinin 700-800 metrekaresini günlük hayatta kullanabileceği bir alan haline gelmiş. Yani salonunuzda çok geniş bir salon yaşıyorsunuz, çok bir mutfak kullanıyorsunuz, bir spor salonunuz var, yatak odanız zaten başlı başına bir 150 metrekare gibi bir alan. Evden çalışan bir insansanız veya işte günlük hayatta pro içen, keyif alan bir insansanız bu katta özel bir sinema salonunuz ve keyif alanınız var. Bu... Evden çıkmadan çok mutlu yaşayabilirsiniz evet. ve bu kadar büyüklük Şerif Bey'in anlattığı gibi yormuyor sizi. Yani o kadar güzel organize edilmiş ki her oda, büyüklükler sizi yormayan bir yaşam tarzına sahip bu villa. Eğer bu evi görmek isterseniz Nesrin Hanım'a yazabilirsiniz, bize yazabilirsiniz. Bekleriz. Acarkent hakkında, bu ev hakkında sorularınız varsa aşağıya yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer böyle özel evler görmek istiyorsanız da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek teşekkürler. Üzere, teşekkürler.